Bismillahirrahmanirrahim. Evet. El fusha ve la ammiye. Fusha, fasih Arapça ve avamın konuştuğu Arapça. El arabiyetul mustakdametul yevme fil alemil arabiyyi teşmelul lugatel fusha. واللهجات العامية جس جس الجمس العربية المستخدمة اليوم مستخدمة استخدمنin اسم مفعول kullanılan demek العربية المستخدمة مستخدمة اليوم bugün kullanılan Arapça nerede kullanılıyor bu في العالم العربي Arap aleminde bugün kullanılan Arapça تشمل اللغة الفصحى şemile, yeşmelu kapsamak manasına geliyor. Neyi kapsayacak? El lugatel fushayı, fasih Arapçayı ve lehecatil ammiyyeti ammice, avamın konuştuğu lehçeleri kapsayacak. Böyle bir toparlayalım. Bugün Arap aleminde kullanılan Arapça fasih dili, fasih Arapçayı ve ammiceyi ya da avamın konuştuğu lehçeleri kapsar. El-Fusha hiye lugatul-Qur'ani ve intajul-udabâil-arabi min bidayeti tarihihimul-edebiyyi. Min bidayeti tarihihimul-edebiyyi. Evet. El fusha fasih Arapça mübtedan burada. Hiye lugatul Kur'an Kur'an'ın dilidir. Ve başka nedir? İntacul udeba il Arab. Udeba benim muzafun ileyhim. Arap saf sıfatım olacak bu udeba kelimesine. Udeba edibin çoğulu. Edebiyatçı demek. Arap edebiyatçılarının intacı yani bir ürünüdür. Entece yuntiju intacan üretmek manasında. Evet, ne zamandan beri? Min bidayeti tarihihim, bidaye başlangıç, tarih, tarihihim, onların tarihinin başlangıcından hangi tarihi? El edebiyyi, o tarihi edebiyyi kelimesiyle vasıflayacağım. Yani edep tarihleri ya da edebiyat tarihlerinin başından itibaren Arap edebiyatçıların bir ürünü olmuş olacak El Fusha. Tabii ki neredeki ürün olmuş olacak? Ortaya koyduğu yapıtlarda, şiirde ya da varsa düz yazıda bulunması gerekiyor bu ürünün. Vahiyye Fusha la tazalu ilel yevmil lugatel mustahdamete fil mecellati vel ceraidi vel kutubi vel muhadarati ve neşeratil akhbari وفي المناسبات الرسمية وغيرها وهي فصحى لا تزال هالا إلى اليوم bugüne kadar demek bugüne kadar ne olacak la tezalunun ismi la tezalu isim alır kendisine bir de haber alır ismi içinde gizli fusha'ya dönecek haberi de burada geçiş yaparken ile yevmin lugati diye geçeceğim bugüne kadar bir dildir nasıl bir dil El mustahdame kullanılan dil nerede? Şurada diyecek. Fil mecellat, mecelleton dergi. Cerideton gazete. Kitabun, muhadaraton ders manasına da gelebiliyor. Konferans manasına da gelebiliyor. Neşratul ahbar, haber bülteni demek. Neşrat çoğulu oluyor. Ve fil münasebatil resmiye, resmi münasebetlerde, resmi günlerde ya da olaylarda. Ve gayriha, tüm bunların dışında kalan şeylerde de bazı şeylerde de kullanılan dil olacak. Şimdi toplayalım, toparlayalım. Fusha bugüne kadar hala dergi, gazete, kitap, konferans, haber bültenleri
resmi münasebetler ve bunların dışında başka alanlarda da kullanılan dildir diye çevireceğim ben bu cümleyi artık. اَمَّا اللَّهَجَاتُ الْعَامِّيَّةُ اَمَّا اللَّهَجَاتُ الْعَامِّيَّةُ فَتُسْتَخْدَمُ Niçin? لِتَخَاطُبِ فِي الْحَيَاةِ الْيَوْمِيَّةِ فَهِيَ تُسْتَخْدَمُ مَثَلًا فِي الْبَيْتِ وَالشَّارِعِ اَمَّا اللَّهَجَاتُ الْعَامِّيَّةُ Buradaki emma ise manasını verecek, tafsil yapacak, ayırma yapacak. Az önce ne demişti? Fusha'dan bahsetti. Ondan bahsederken emma demedi ama lehçelerden bahsederken bunu koydu. Yukarıda da koyabilirdi, sıkıntı yoktu. Koymamış. Çünkü burada koymasının sebebi bir tafsil olmuş olması. Cümlede iki ayrı şeyden bahsediyoruz. Dolayısıyla emmanın burada kullanılması doğru. Ammice lehçeleri ise, ammice avamın konuştuğu lehçeler ise emmanın cevabı niteliğinde olan kelimenin ya da cümlenin başına F geliyor. Emma F ile kullanılıyor yani. B'yi gördünüz. Demek ki kendisinden sonrası emmanın cevabı. Avamın konuştuğu lehçeler ise fetustahdemu kullanılır. Niçin? Buradaki lam sebebiyet bildirecek. Littahatubi, tahataba iki kişinin birbiri arasında konuşması. Konuşmak için, nerede konuşmak için? Fil hayatil yevmiyeti, günlük hayatta konuşmak için kullanılan kullanılanlardır ya da kullanılır diyecek. Şurayı şimdi toparlayalım. Avamın lehçesi diyeceğiz ya da ammice avamın konuştuğu lehçeler ise günlük hayatta insanların birbiriyle konuşması için kullanılır diyeceğim ya da konuşma için kullanılır diye de kısaltabilirim. Ve hiye, buradaki hiye tabii ki Fusha'ya dönüş yok, Fusha'ya dönmeyecek. Bu sefer el-lehecatul ammiyyatu'ya dönecek. Bu ammice lehçeler ise mesela, şurada mesela dedim, mesela tustakdemu kullanılır. Nerede? Fil beyti ve şari'i diyeceğiz. Sokakta ve evde kullanılır. Evet. O ammice lehçeler mesela sokakta ve evde kullanılır diyorum. لَقَدْ تَطَوَّرَتِ الْفُصْحَ وَالْعَمِّيَّةُ خِلَالَ تَارِيخِهِمَ الْطَوِيلِ تَطَوُّرًا كَبِيرًا. Evet. لَقَدْ burada gördüm. Kendisinden önce gizli bir yemin edatı vardır diyebilirim. Yani vallahi lakad. Bir nevi pekiştirme var. Türkçe'ye nasıl çevireceğiz? Miştir gibisinden çevirebiliriz. Yani sonuna bir miştir ekleyebilirim. Tatavvara gelişti, gelişmek demek, gelişti. Tatavvara tel fusha, fusha gelişmiştir. Vel ammiyetu, ammice de gelişmiş. Ne zaman? Hilale tarihihime, tarihleri boyunca. Hilale burada boyunca diye mana verelim. Tarihleri boyunca. Hima buradaki hima müennes zamiri nereye dönecek? Fusha ve ammiceye dönecek. O yüzden hima diyecek. O ikisinin tarihi boyunca gelişmiştir. Tarihlerini şimdi vasıflıyor. O tarihler ki uzundur. Uzun tarihleri boyunca nasıl bir gelişme yaşamış? Tatavuran, burada meful mutlak geldi. Nereden biliyorum? Çünkü fiilim zikredilmişti. Aynı cinsten bir mastarı getirdim. Meful mutlak olarak kullandım ve o meful mutlağı vasıfladım. Büyük bir şekilde manasını vermek için. Ammice ve Fusha uzun tarihleri boyunca büyük bir şekilde ilerlemiştir, gelişmiştir. Fel Fusha kad tatavvarat. Fusha'ya döneceği için burada alamet geldi. Fi mufradatiha ve esalibiha ve asbahat ma yu'rafu 'inda al-ba'd
Bil-Arabiyyetil-Muasirati. Evet, devamı yok. Fel-Fusha. Fusha. Kat-tatavvarat, gelişti. Hangi hususta buradaki fi husus manasını katacak? Mufredatiha. Mufredat, kelimeler demek. Kelimeler hususunda müfredat, başka ne diyebiliriz? Sözcük, kelimeyi, sözcükler bakımından, sözlük bakımından. Ve esalibiha, esalib, üslubun çoğulu. Üslup ve sözcük hususunda gelişme yaşamış. Ve asbahat, oldu. Ne oldu? Şu oldu. Ma, o şey ki, yorafu, biliniyor. İndel ba'di, bazılarının yanında, yani bazılarına göre biliniyor. Nasıl biliniyor, hangi şekilde biliniyor? Ba harfi cerri bu yüzden getiriyorum. Bil arabiyyetil muasira, muasır Arapça, yani modern Arapça şeklinde biliniyor. Bu ma bir nevi ismi mevsul, o yüzden bazılarının yanında bazılarına göre modern Arapça diye bilinen diye çevireceğim. Bu ma'ya en an eki vereceğim. Şimdi toparlayabilirim. Evet. Fusha sözcük ve üslup bakımından gelişmiştir. Gelişme yaşamıştır. Ve bazılarına göre modern Arapça ismiyle modern Arapça diye bilinen bir şey olmuştur diyeceğiz buraya. Bilinen şey olmuştur. Buraya şeyi tercümede ben ekliyorum. Bilinen olmuştur değil de bilinen şey olmuştur. Bunu ben ekledim. Tercüme toplu dursun diye. Evet. Velakin, ancak bu şekilde okuyabilirim ya da velakinle de velakinle şeklinde de okuyabilirim. Velakinne kavaidaha la tahtalifu anil kavaidil muttabaati muttabaati fil Kur'ani vel edebil arabiyyil kadimi ammeten. Evet. Velakin diye okusam kavaidu şeklinde okuyacağım. Velakinle diye okusam kavaide şeklinde okuyacağım. Velakin şeklinde okuyayım. Vav olduğu için daha güzel duruyor. Velakin kavaiduha Fusha'nın kaideleri, Fusha'nın kaidelerinden bahsediyor. Evet. Fusha'nın kaideleri, hayır. Evet, ondan bahsediyor. Fusha'nın kaideleri la tahtalifu, ihtalafe yahtalifu, değişmek. Anla kullanıldığı zaman bir nevi bir mukarene oluyor, bir kıyaslama oluyor. Neyden farklılık göstermeyecek, neyden değişmeyecek? Anil kavaidil muttebaati, itteba, yettebiyo, takip etmek. Mutteba, takip edilen. El kavaidul muttebaatu, kabul edilen, pardon, takip edilen, uygulanan kurallar diyecek. O kurallardan farklılık göstermiyor. Şu anki modern Arapçanın kuralları. O kurallar, takip edilen kurallar ki nerede? Fil Kur'ani vel edebil arabiyyi el kadimi. Kur'an-ı Kerim'de ve eski Arap edebiyatında ammeten eşittir cemiyan. Yani hepsi manasında. Buradan hepsinden kastı sanırım Arap edebiyatındaki türler. O yüzden ammeten dedi. Yani Arap edebiyatında bulunan tüm türler, tüm yazı türleri ve Kur'an-ı Kerim'de takip edilen, uygulanan kurallardan farklı olmayacak diyecek. Şimdi toparlayalım. Ancak modern Arapçanın kaideleri Kur'an'da ve eski Arap edebiyatının tüm yazı türlerinde uygulanan kurallardan farklılık göstermez şeklinde çevireceğiz. Ama
ise diyecek şimdi. Ne ise? El ammiyetu. Az önce fusayı söyledi. Şimdi mukayese yapıyor. Emmel ammiyetu. Ammice ise fakat fa geldi emma yüzünden. Emma'nın cevabında geldi. Fakat tagayyarat lehecatuha ve eşkaluha alqadimetu ve asbahat tahtalifu min beledin ila ahara ihtilafen kebira. Evet. Ammice ise tagayyara değişti demek. Tagayyarat ammice yüzünden geldi. Buradaki ta değişmiştir. Neyi değişti? Hayır, ammice yüzünden gelmemiş. Lehecat yüzünden gelmiş. Çünkü lehecat onun faili olacak. Lehecat da cem müennes olduğu için ta geldi. Ammice ile alakası yok. Tagayyarat değişen ne? Lehecatuha. O ammiceye dönen zamir burada işte. Ha ammiceye dönüyor. Lehçeleri değişmiştir. Başka neleri değişmiş? Ve eşkaluha. Şekilleri de değişmiş ammicenin. Evet. Buradan neyden bahsediyor? Eşkaluhal kadime. Kadime. Yani sanırım şundan bahsediyor. Eskiden de bir ammice vardı. Yani yani 100 yıllar önce diyebiliriz. O zaman da bir ammice vardı ama o ammice fusaya daha yakındı. Şu anki ammice ise fusadan daha çok uzak. Ondan bahsediyor. O yüzden lehçeler de değişiyor. Eski şekilleri de değişiyor. Yani eskideki ammiceye benzemiyor çok fazla. Ve asbahat bu ammice oldu. Ne oldu? Değişir oldu. Asbahat tehtelifu. Değişir oldu. Min beledin ila ahar. Bu bir ülkeden diğerine manasında bir kalıp. Evet, bu beled yerine istediğiniz ismi koyun. Birinden diğerine manasını verecek. Min şahsın ila ahar. Bir kişiden diğere. Yani kişiden kişiye. Ülkeden ülkeye ya da bir ülkeden diğerine farklılık gösterir oldu diye çevireceğiz. Bu farklılık ihtilafen kebira büyük bir farklılık olacak. Meful mutlak geldi. Bu da onun sıfatı olacak. Evet. Şimdi bunu toparlayalım. Ammice ise ammicenin ise lehçeleri ve eski şekilleri değişmiştir. Evet. Ve bir ülkeden diğerine büyük bir farklılık, büyük bir şekilde farklılık gösterir olmuştur şeklinde Türkçe'ye çevireceğim artık. Fellehcetul Mısriyetu meselen. Evet. فَاللَّهْجَةُ الْمِصْرِيَّةُ مَثَلًا تَخْتَلِفُ عَنِ اللَّهْجَةِ الْعَرَاقِيَّةِ وَاللَّهْجَةُ الْلُبْنَانِيَّةُ تَخْتَلِفُ عَنِ اللَّهْجَةِ التُونُسِيَّةِ بَلْ اِنَّ اللَّهَجَاتِ تَخْتَلِفُ فِي الدَّوْلَةِ الْوَاحِدَةِ فَاللَّهْجَةُ الْقَاهِرَةِ تَخْتَلِفُ عَنِ اللَّهْجَةِ الْإِسْكَنْدَرِيَّةِ وَهُمَا تَخْتَلِفَانِ عن لهجتي أسوانة. Evet. فاللهجة المصرية مثلا. مثلا örnek olarak Mısır lehçesi. Mübtedan burada, haberim burada geliyor. تختلفو değişir. Kimden değişecek? Kimden farklılık gösterecek? عن اللهجة العراقية Irak lehçesinden farklılık gösterir. واللهجة اللبنانية Lübnan lehçesi. تختلفو عن اللهجة التونسية Tunus lehçesinden farklılık gösterecek. Bel hatta innel lehecati lehçeler tehtelifu değişir fid devleti bir ülke fid devletil vahideti. Bakın az önce temyizde bunu görmüştük. Aslında devle bir tane müfred ama vahide burada onu pekiştirmiş. Sıfat diyeceğiz biz buna terkipte. Tehtelifu fid devletil vahideti bir ülkede tek bir ülkede bile
Hatta lehçeler tek bir ülkede bile değişebilir. Hatta lehçe tek bir ülkede bile değişir, farklı gösterir. Felehçetul Kahirati, Kahire'nin lehçesi. Değişir, farklılık gösterir. İkisinde bu lehçe farklı. Vahuma, bu iki lehçe tehtelifani, farklılık gösterecek. An lehçeti Esvan, Esvan adındaki Mısır kentinden farklılık gösteriyor bu iki lehçe. Evet. Ve kesirun minel udabâil arabil muasirine yektubûnel kıssata bil fusha. Ve kesirun min birçok demek. Birçok olan ne? Edebiyatçılar. Minden sonraki kelime. Birçok edebiyatçı, tabii ki bu edebiyatçılar Arap olacak. Birçok Arap edebiyatçısı, Arap edebiyatçı, tabii ki bu Arap edebiyatçıları şimdi de başka bir sıfatla vasıflanacak. O edebiyatçılar ki muasirin, yani günümüzdeki, muasır aslında Türkçe'ye günümüzdeki diye çevrilebilir. Günümüzde yaşayan, bizim asrımızda yaşayan manasını veriyoruz. Günümüzdeki Arap edebiyatçıların birçoğu, yektubune, bu işte benim haberim. Burada mübtedam geldi. Bu benim haberim. Yektubune, yazarlar. Neyi yazacaklar? El kıssatı, öyküyü. Neyle yazıyorlar? Bil fusha, Fasih Arapçayla yazıyorlar öyküyü. Lakinnel ba'da, ancak bazıları, yufaddilune, faddalı, yufaddilu tafdilen, tercih etmek manasında. Bu nasıl kullanılır? Neyi tercih ediyorsanız, zikrediyorsunuz meful olarak. Tercih ettiğiniz şeyi neye tercih ediyorsanız ala ile kullanıyorsunuz. Tercih ettiğinizi buraya neye tercih etmişseniz buraya yazıyorsunuz. Mesela kahveyi tercih ediyorsunuz. Buraya kahve yazdınız. Neye tercih ediyorsunuz? Çaya. Buraya da çay yazdınız. Kahveyi çaya tercih ederim derken. Yani aladan sonraki tercih edilen değil, üzerine tercih edilen şey oluyor. Evet, burada alayla kullanmamız çünkü sadece tercih ettikleri şeyi zikredecek. Yufaddilune, tercih ederler. Kitabetel hivari, hivar, diyalog. Kitabe, yazma. Kitabetel hivar, diyalog yazmayı. Diyalogları yazmayı neyle tercih ediyorlar? Bil ammiyeti, ammice yazmayı tercih ediyorlar. Birçok Arap edebiyatçısı şu anda yaşayan ya da asrımızda yaşamış olan. Evet. Ve minel muttefaki aleyh. Muttefak, ittefaka, yettefikunun mefulü. İttefaka, yettefiku. Ve huve tefezâ muttefak şeklinde. Ala ile kullanılıyor. Pardon, ala ile kullanılıyor. İttefaka ala, bir şey konusunda hemfikir olmak, karara varmak manasında kullanılıyor. Minel muttefaki aleyh, üzerinde hemfikir olunan nasıl çeviririz? Evet, herkes tarafından kabul edilen diye de çevirebiliriz. Çünkü herkes bir hemfikirse herkes tarafından kabul edilmiştir. Bu benim haberim olacak. Enne ile başlayan cümlede benim yan cümlecik de benim haberim olacak. Müptedam olacak. Car ve mecrur öne geçmiş. Herkese kabul edilen şeylerdendir. Nedir? Enne ile başlayan şey. Ennel lugatel arabiyyete. Arap dili. Hiyer rabitatul lugaviyyetu. El-lugaviyyetu leti terbitu biladel alemil arabiyyi el-muasiri. Evet. Arapça neymiş? Er-rabita, rabita bağlayan demek. El-lugaviyye dile, şöyle göstereyim. Buradaki yani için gelmiş. Hatırlayan var mı? İsmi Mensup Hoca. Evet.
Nispet yağısı şeddeli bir yağ. Güzel. Er-rabitatul gaviyyetu. Yani dile mensup. Aslında lugatundu. Lugaviyyetun şeklinde buna nispet yapmışlar. Dile özgü, dilsel bir bağlantı aracı. Evet. Öyle yani dil ile ilgili bir araç ya da dile özgü bir araç, bir bağlantı, bağlayan, bağlayan diyelim. Aslında araç da olur. Dilsel dil aracı, dile özgü araç. Şimdi toparlayınca daha güzel olur. Elleti isme usul geldi rabıta müennes olduğu için. Öyle bir rabıta ki terbitu bunun faili içinde müstetir rabıtaya dönecek. O rabıta bağlıyor. Neyi bağlayacak? Mefulüm geldi. Bilad-el alemi. Burada bilad çoğul olarak kullanılmış. Çünkü dünyanın ülkeleri derken çoğul olarak kullanmam gerekiyor. Dünyanın ülkelerini bağlıyor. Dünya ama nasıl bir dünya? Arap dünyası. Bunu gördüğümüz zaman artık Arap dünyası diye çevireceğiz. Arap dünyasındaki ülkeleri, Arap dünyasının ülkelerini birbirine bağlıyor. O Arap dünyası ki el-Muasır günümüzdeki. Günümüzdeki Arap dünyasının ülkelerini birbirine bağlayan bir dil aracı diye çevirebiliriz. Şimdi toparlayalım. Herkes tarafından kabul edilir ki, kabul görülür ki Arapça günümüzdeki Arap aleminin ülkelerini, Arap alemindeki ülkelerini ülkeleri birbirine bağlayan dil aracıdır diyeceğiz buna. Evet. Bu da bu şekilde. Kelimelere şöyle bakalım. Şemile yeşmelu şumulen kapsamak demek. İntaj üretmek demek. Tabii burada eser olarak da kullanmış. Kullanabilir mi? Evet. Mastar olursa üretmek isim olarak kullanıldığı zaman ürün manasına gelebiliyor. Ürün manasına geldikten sonra ürünler manasını vermek için çoğul yapabiliyorum burada olduğu gibi. Tahataba ya tahatabu konuşma demek. Hivar diyalog demek. O da havara yuhavirunun ikinci mastarı. Çünkü birinci mastarı muhavaraten. Havara yuhaviru muhavaraten ve hivaren. Hivar konuşma demek. Artık diyalog manasına geçtiği zaman isim oluyor. Mastar olmaktan çıkıyor. İsim olduğu için elif ve ta ile cemi yapabiliyorum. Diyaloglar, konuşmalar manasını vermek için. Minel muttafakı aleyh. Burada nasıl çevirmiş? Kabul edilir, kabul görülür. Evet, herkes tarafından kabul edilir, görülür manasına geliyor. Kabul edilen şeylerdendir demeye çalışıyor aslında. Rabidatun lugaviye, dil aracı. Burada ne demiş? Dil bağı. Evet, araç, bağ. Bağ güzel, dil bağı. Ama biraz garip duruyor. Yani ben garipsedim aslında dil bağı. Bilmiyorum, dil aracı çok daha iyi duruyor. Vasıta manasında. Onun dışında bir de Türkçe çevirimiz var. Ahmet Şevki. Evet. Sorusu olan var mı? Ya da şöyle söyleyeyim. Sorusu olan kayıttan sonra sorabilir. Ve ahiru davana enilhamdülillahi rabbil alemin.